kızım. Aman benim perinimem mi gelmiş? Aman nenesi de Eda'm güzelim mi açalmış kapıyı? Canım benim gel. Bir tane. Hadi gel. Aa, sen evin içinde uçan süpürgenle mi dolaşıyorsun ha? Tabii ki de hayır. Annem evin içinde uçan süpürgeyle dolaşmama izin vermediği için ben de ancak bunun üzerinde oynayabiliyorum. Ah canım benim bir tane. Güzelim benim. Aferin sana. Tabii kapalı mekanlarda uçan süpürgeyle dolaşılmaz değil mi? Canım benim. Minneciğim, elbisen çok güzelmiş. Ha, bugün böyle şeker olmak istedim. Seninkilere benziyor değil mi? Onlardan bile daha güzel. Ay canım benim. Annen nerede? İşte buradayım. Ay canım ninem gelmiş benim. Hoş geldin Perinneciğim. Hoş bulduk. Tatlım. Ne kadar güzelsin böyle, bu ne şıklık. Şıklık değil canım, çılgınlık. Bugün sen de pek güzelsin. Ay teşekkür ederim. Şimdi bugün önemli bir gün. Annemle babamın evlilik yıl dönümleri ya. Onlar restorana gidecekler. Ben de babamın anneme aldığı hediyeyi oraya götüreceğim. İyiymiş o. Sürpriz söyleyemem. Hatta babam anneme bu hediyeyi almak için bütün emekli maaşlarını, birikmişlerin hepsini çektirdi bana. Ay canım benim, yerim ben onu. Ne kadar duygusal bir insan. Ne kadar sevecen bir eş. Öyledir. Benim yüce gönüllü babam bir tanedir. Nineciğim, bugün kızım size emanet. Bütün günü birlikte geçireceksiniz. Ben şimdi kafeye gideceğim. Oradan da annemle uğrayacağım, tamam mı? Tamam, gözün hiç arkada kalmasın. Gel, amber kokulu ninem benim. Canım benim. Güzel kızım. Nineyi üzmek yok, anlaştık mı? Tamam, sen git. Biz onunla çok eğleniyoruz. Bak bak bak, biz onunla çok eğleniyoruz. Çok mu eğleniyorsunuz siz onunla? Hoşça kalın, ben gittim. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Saklambaç oynayalım mı? Bilmiyorum. Gördüm. Buradasın. Gördüm. Buradasın. Gördüm. Buradasın. Gördüm. Buradasın. Hadi ama artık yeter. Başım döndü. Hadi gel yanıma, biraz başka bir şey oynayalım. Gel. Ne oynayalım? Bilmem ne oynayalım. Eyvah, babam geliyor. İşte hazırım. Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş. Tatlı nineciğim hoş geldin. Mah, mah, öpeyim. Ah. Hoş bulduk oğlum. Sen hoş geldin. Mah, mah. Nineciğim nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Eda'yla muhabbet ettik, oyun oynadık. Vallahi yani bugün için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani kayınvalidem gelmeyeceğim dedi. Hemen koşup ben bakarım diye geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah size yük olmadık nineciğim. Olur mu öyle şey evladım? Gençlerle, çocuklarla bir arada olmak bana yaşam sevinci veriyor, mutluluk veriyor, neşe veriyor. Ay canım ne güzel ya. Edacığım nineni hiç üzmedin değil mi yavrum benim? Güzel miyim onu hiç? O benim bir taneciğim, bir taneciğim. Ah canım ninem, yani bir geldiniz, böyle yüreğimize doldunuz biliyor musunuz? Ya bizim biricik ninemiz oldunuz. Bunları duymak ne kadar güzel, bu sevgi sözlerini. Ben de sizi evlatlarım gibi seviyorum. Eksik olmayın yavrularım benim, canlarım. Betüş gelmedi herhalde ha? Birazdan kafeden çıkacakmış. Biz telefonla konuştuk. O gelinceye kadar belki gerekir diye ben size iki kap yemek yapıverdim. Ay anneciğim bak şimdi oldu mu ya? Artık geldin müsaadenle ben de gidivereyim. Hayır olmaz. Otur lütfen yerine. Evladım yorgun argın işten geldin. Bırak gideyim.
Hayır, izin vermiyorum. Bu gece burada kalacaksın. Peki. Dudu eğer bir daha mazereti çıkar da gelmeyecek gibi olursa sakın çekinmeyin. Beni mutlaka çağırın. Ben Eda'ya seve seve bakarım. Olmaz, o başka şey. Ne diyorum ben? Bu gece burada misafirimizsin bizim, tamam mı? Bak, soframızda sıcak aşımız var. Yatacak yerimiz, yatağımız var. Yani lütfen yani. Ve bak, ben aslında nineciğim, büyüklerimin sözlerini daima dinlerim ama bu konularda asla dinlemem. Bizim başımızın üstünde misafirimizsiniz bugün. Evet, ninem gitmesin. Bizde kalsın. Beraber sarıla sarıla uyuruz. Ne diyeyim ben şimdi? Evet de, de dünyalar bizim olsun. Hı? Hadi evet de. Evet. Yaşasın. Ninem bizde kalacak. Bakalım. Hı? Oh, biri bitiyor. Bir tane daha istiyor benim kızım. Neciğim, ellerinize sağlık. Vallahi o kadar güzel olmuş ki hepsi birbirinden lezzetli. Afiyet olsun Betüş'cüm. Nefis yani, nefis yani. Hakikaten hepsi birbirinden farklı ve çok lezzetli. Bayıldım. Afiyet olsun çocuğum. Yani nine, bravo size. Yani hem bizim bu küçük yaramaza bakıyorsun, hem bize yemekler pişiriyorsun. Yani çok, çok teşekkür ederiz. Aşk olsun Sadık'cığım. Ben de hem kızımıza bakıyorum, hem güzel yemekler yapıyorum. Canım ben onu demek istemiyorum yani yardımcı oluyor bize, kızımıza bakıyor. Hani bu haliyle bu yaşında yemekler yapıyor, onu demeye çalıştım şekerim yani. Artık yani pot üstüne pot kırıyorsun böyle bu yaşında filan. Anneannem de çok güzel bakıyor, ninem de. Aferin sana. Sadıkçığım biraz abartıyorsun galiba. Ya nineciğim, ya Betüş'üm bakın ne olur yani siz kadınlar hani leblemeden leblebiyi anladık. Olayından bir vazgeçin, bir başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani ben başka bir şeye bağlayacağım olayı. Yani bak ninem bu yaşında gelmiş, yorulmuş, Eda'ya bakmış, bize yemekler yapmış. Ne kadar güzel bir şey. Hani sen diyorsun ya hep, acaba bir yardımcı alsak mı eve, almasak mı Eda için diyorsun. Yani el geleceğine ninem bizde kalsın, burası onun evi. Ya zaten Ayşe Hanım da pek misafir gibiymiş yani. Ki ben anneannelerimin, ninelerimin, babaannemin elinde büyüdüm. Bir evde büyük biri olursa o evde ışık olur. Sonra ne olur? Bilgelik olur. Ha, ama kayınvaliden hariç değil mi Sadıkçığım? Yani aslında o da eskisi kadar pek huysuz gibi değil de aramızda. Laf aramızda ama Dudu'yu çok iyi bilirim. Bazen öyledir, bazen böyle. Bak gördün mü, aynı kafadayız nineyle. Neyse nine. Yani uzun lafın kısası, burası senin evin. Biz de istediğin zaman kalabilirsin. Başımızın üstünde yerin var. Aslında ne güzel olur. Sadık, evladım teklif için ne kadar teşekkür etsem az gelecek. Çünkü özünde laf olsun diye söylenmiş nezaket sözü değil, içten gelen sevgiyle söylenmiş bir söz var. Hepiniz benim çocuklarımsınız. Ayşe de çocuğum, Dudu da, Pakize de. Ama şimdilik onda misafir kalıyorum. Kendi yuvama dönünceye kadar da Ayşe'den ayrılamayacağım. Hayatım sen ısrar etme. Nineciğim arada kalmasın. O bize de gelir. Dediği gibi diğer yerlere de gider. Lütfen sen üstüne gitme bu kadar. Hı? Peki. Bugünlük peki ama. Ama ben gene de ısrar edeceğim, tamam mı? Yani bizim misafirimiz ol, burada kal diye ısrar edeceğim. Kusura bakma. Ha şimdi gelelim öbür konuya. Hangi konu? Pakize halayı aradın mı? Betüş. Aradın mı? Ah, işte nihayet sıra bana geldi. Devam Sadık, devam. Aferin, bastır, bastır. Sakın unuttum deme. Unutmadım. İyi de niye bir şey söylemiyorsun o zaman Betüş?
Hayır Sadıkçığım, niye bu kadar ısrar ediyorsun bu konuda, anlamıyorum yani. Ediyorum çünkü yani senden dolayı o da benim akrabam sayılır. Yani ha ninem ha o benim için fark etmiyor. Ben diyorum ki sana, yılbaşından beri kendisini göremiyoruz. Hani bir arayıp soralım. Ha yani kayınvalideye küs ya da araları bozuk diye aramıyorsa ben de bunu anlamıyorum nineciğim. Tamam, işte böyle. Aramadın mı dedim. O zaman aradım de. Hem de ne çok arıyoruz bir bilsen. Hem yerde hem gökte. E'si ulaşılamıyor. Nasıl yani, telefon mu kapalı? Evladım o öyledir. O telefonu kapatır, bu telefonu açar. O numarayı bırakır, bu numarayı alır. Uçuk kaçık bir kadın. Sen de gördün, tanıdın öyle. Diren Sadık, diren. Kanma onlara. Peki o eski numaraları var mı sende? Oradan aradın mı? Yani çünkü biliyorsun belki de hani sürekli rahatsız ediliyor. İşte sigortadan telefon açıyorlar, bankadan telefon açıyorlar. Yok bilmem telefon şirketlerinden telefon açıyorlar. Sıkılmıştır, kapatmıştır yeni numarasını. Eskilerden biri açıktır. Onları da ararız sonra. Ara beni, ara. Ara beni. Neyse sen bana o telefonu ver de ben bir arayayım eski numaralarından kendisini. Vereyim Sadıkçığım. Bak bütün numaraları bende kayıtlı. Pakize 1, Pakize 2, Pakize 3, Pakize 4, Pakize 5 hepsi var burada. İstediğin gibi istediğin numarayı ara. Ah keşke bulsan da biz de aradığımızı bulsak. Keşke. Nerede o günler? Alo? Açıldı. Yok o değildir o. Başkası onun hattını almıştır. Hayır onun sesi. Alo Pakize Alay'la mı görüşüyorum acaba? Evet benim. Peki niye bu kadar şaşkın konuşuyorsun? Ya halacığım kaç gündür Betüş'e sizi soruyorum yani. Nasıl bir hatır sor diyorum, bir ara merak ettik diyorum. O da aramış sizi bulamamış yani. Ben de böyle eski numaralarınızı istedim ondan. Ya ilk numarayı çevirdim pat diye karşıma siz çıkınca ilk numaradan onun için şaşkınım. Evet. Son numaramı kapattım. Yani işte oradan buradan böyle kampanyalar falan arayıp duruyorlardı o yüzden. Peki nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Her şey nasıl gidiyor? Bak... Yani herkese, Betüş'e de bu sitemlerimi lütfen ilet. Yani hiç beni ne aradılar ne sordular, ne yapıyorsun falan. Hiç ben öyle orada burada kalıyorum Sadık. Yani hiç kimse beni aramadı. Nasıl yani, evinize ne oldu halacığım? Ya işte vicdansızın biri kaçak ev diye yıktırdı. Belediye bine yıktı işte evimi. Bilmiyor musun, yıkıldı. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok vallahi. Betüş'le annem de bilmiyorlardı. Neyse ben sizi hemen almaya geliyorum, tamam mı? Eşyalarınızı toplayın, öyle onda bunda kalmayın. Bizde kalacaksınız, tamam mı? Ne? Bizde mi kalacak? Hiç olur mu Sadıkcığım? Ben hiç sizin evinizin düzenini falan bozar mıyım hiç? Dünyada olmaz. Bakın ben şimdi ceketimi, paltomu giyip hemen çıkıyorum, sizi alıyorum. Siz bana adresi verin. Neredesiniz alacağım sizi, tamam mı? Neredeymiş? Almaya mı gidiyorsun? Biri şaka mı yapıyor? Pakize şu kapıdan girerse şak diye düşüp bayılacağım. Alo? Pakize hala neden cevap vermiyorsunuz? Peki o zaman. Geleyim bari. Merhametine çok teşekkür ederim. Ama canım sen bırak, ben kendim geleyim, olur mu? Hayır anlama, ben hemen gelip alacağım. Bütün eşyalarınızı toplayın, tamam mı? Öyle bir gece kalmak için eşyasız falan gelmeyin. Her şeyi alın, buraya gelin, bizde kalıyorsunuz. Ben hemen şimdi geliyorum. Siz bana adresi versenize, nereden alayım ben sizi? Peki canım. Betüş'ün kafesinde buluşalım mı? Oraya çok yakın bir tanıdığımın evindeyim ben şimdi. Tamam olur. Ben hemen çıkıp geliyorum halacığım, tamam mı? Tamam canım. Ben de şimdi hemen hazırlanıp kafeye geliyorum. Sağ ol. Ay ne demek yani, dostluklar, akrabalıklar hep böyle günlerde belli olmaz mı yani? Önemli olan kötü gün dost olmak değil mi halacığım? Hemen geliyorum, tamam mı, sizi almaya? Bekleyin beni. Tamam. Hoşça kal.
Evet, ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ya kaçak inşaat diye bütün evini yıkmışlar kadıncağızın. Tabii sizin de hiçbir kimsenin de haberi yok. Ya kadın şimdi yani evsiz barsız kalmış öyle. Onda bunda kalmasın. Gelsin burada kalsın. Sen hemen bir yer hazırla, tamam mı? Burada kalacak. Ben gidiyorum, hoşça kalın. Şaka herhalde bu değil mi? Şaka, şaka yani. Yani bizle mi yaşayacak? Pek tabii. Annen kuzenini bir zahmet arayıp sormadı yani, değil mi? Hadi ben almaya gidiyorum. Hazırlıkları yap sen. Hem Pakize hala burada kalacak, hem de ninem burada kalacak. Ne oluyor nine? Bu gece anlayacağız. Burnuma kötü kokular geliyor. Korumada kendileri. Yaptığı hiçbir hareketi göremediğimiz için hiçbir şeyi de öngöremiyoruz. Anneanneme haber verelim. Asla. Sen vermezsen babam mı haber verecek? Aslında Dudu ve Perilişe'ye de haber vermek lazım. Gazi Mustafa Kemal, dille ilgili çalışmalarından dolayı kendisini kutlayan heyetin telgrafını şöyle cevaplandırmıştır. Yazdın mı? Daha yazmadım anneanne. Çabuk olsana. Aa. Çabuk yazamam. Babam bakıyor. İyi hadi tabii. Gazi Mustafa Kemal. Dille ilgili çalışmalarından dolayı. Benim gitmem lazım. Ne oldu anne? Nereye? Yok şey Betüş'e. Betüş'e. Bu saatte mi anne? Canım saat daha erken. Sen şimdi uyuyakaldın diye sana geç gibi geliyor. Saat 9:30 yani şimdi. Peki ne oldu şimdi? Niye gidiyorsun anne yani? Sen uyurken Betüş'ten telefon... Yani onun telefonundan bana mesaj geldi. Pakize oraya gidiyormuş. Onu görmem lazım. Yani lazımmış. Öyle söyledi. Bak bakın. Mesaj. Bak gördüm, tamam. İyi anne, o zaman tamam. Götüreyim. Hayır canım. Senin gelmene gerek yok. Sen yat uyu. Uykulu uykulu ben sana araba kullandırmam. Ben geleyim. Toprakcığım, senin erkenden okulun var. Sen derslerine çalış. Hadi otur. Üf anneanne. Anneanneye öfkelenmez. Dudu, istersen ben geleyim. Ha sen gel. Yani şey gelsin, ben Taci'yi alıp giderim. Anne şimdi bu saatte taksi kabul eder etmez falan. Ya ben götüreyim ya, hadi. Canım durak taksisi tanıdık. Bir şey demezler. Ben şimdi ararım söylerim. Bak arıyorum. Alo. Taksi mi? Ben Dudu. Ha tamam, hemen bir taksi rica edeyim. Tamam, bak geliyorlar, gördün mü? Ha. Allah Allah. İyi bari ne diyeyim, dönerken Sadık bıraksın. Aklım sende kalmasın anne, lütfen. Ay tamam tamam. Siz yokken ne yapıyordum ben? Nasıl hallediyordum işlerimi? Taksiyi çağırıyorsun, gidiyorsun işte. Ay Allah'ım ya. Taci, ben geliyorum, üstüm başımı geliyorum, geliyorum. Ya ben şimdi hiçbir şey anlamadım ya, böyle uyku mahmuru falan. Şimdi bu Pakize halıyı görecek diye sevindi mi? Yok efendim, ondan mı sinirleri zıpladı? Ben bir şey mi yaptım, bana mı kızdı? Sen bir şey anladın mı kızım? Sence baba? Tabii ki Pakize alayı yüzünden. Anladım, olabilir. Ders mi çalışıyordunuz? Evet. Ne çalışıyorsunuz? Türkçe. Türkçe mi? Türkçe ise orada bir dur. Benim özel ilgi alanım. Çok iyiyimdir Türkçede. Ne yapıyorsunuz Türkçede? Yazı yazıyoruz. Çok önemlidir yazı yazmak. Çok önemlidir. El yazısı değil mi? Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Aruz vezninde falan geçtiniz mi? Falatun Fahirun. Onlara geçtiniz mi? Kafiyelere geçtiniz mi? Uyaklara geçtiniz mi? Neredesiniz şu anda siz tam? Tam olarak neredesiniz? Oh. Ay ben dayanamıyorum, bayılacağım. Ay ben de. Ben de. Ay. Ben de. Bakalım bizi ne numaralar bekliyor? Gelin gelin. Bakalım bu oyunun sonu nasıl olacak Pakize Peri?
fenalık geliyor bana. Ben yerime geçiyorum. Ay dur, ben de yerime geçeyim bari. Dudu, Betüş, Nineciğim, Eda, kapıdalar, gelmek üzereler. Bütün sihirlerini aldım. Artık bir kopyası da olmadığına göre geldiler. İyi şanslar. Buyurun Pakize halacığım, buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. ha merhaba anne. Niye öyle bakışıyorsunuz acayip acayip? Bir kucaklaşsanıza. Tabii onlar biliyorlar bana ne yaptıklarını da. Ondan. Ayol ne yapmışız? Madem başımıza kötü şeyler gelmiş, bizim de haberimiz olmamış. Geçmiş olsun Pakize halacığım. Tabii haberiniz olmaz. Bir aramazsanız, sormazsanız beni, bir vefakar kocan çıktı. Senin de damadın. Hiç evsiz barksız kaldım ben. Hiç bilmiyorsunuz, aramadınız, sormadınız. Sizin oralarda 7 mahalle duydu. Benim komşuluk ilişkilerim mi var? Arayıp söyleseydin. Ben müneccim miyim malum olacak? Ya yapmayın ayıp ama lütfen ya. Yani ben Pakize halayı siz tartışasınız diye getirmedim ki. Ya nineciğim ne olur. Bak en büyükleri sensin, ne olur bir şey söyle. Ben ona sonra söyleyeceğim. Ne kopyan kaldı ne sihir gücün. Bakalım bugünden sonra ne halt edeceksin. Buraya her şeyi bilerek ve göze alarak geldim. Duyuyor musun nene? Duyuyor musun? Bir de tehdit ediyor. Duyuyorum kızım, duyuyorum. Hoş geldin Pakize hala. Thank you.